Herkese merhabalar arkadaşlar. Bir World of Warcraft rehber videosu ile karşınızdayız. Ancak bu video öncekilerinin aksine farklı bir özellik taşımakta. Bu videoyu ben düşünüp tasarlayıp kurgulamadım. Video, Twitch kanalımız üzerinden bize moderatörlük yapmakta olan Yiğit ve Mete arkadaşlarımızın fikirleriyle ortaya çıktı ve onların kurgularıyla hayata geçirildi. Bize de seslendirmesi kaldı. Lafı daha fazla uzatmadan rehberimize geçelim. Bu video genel bir rehber niteliği taşımaktadır. World of Warcraft Battle for Azeroth eklenti paketi bitmeden yapılabilir durumda olan ve yapılması gerektiğini düşündüğümüz birkaç şeyi sizlere aktaracağız. Ancak rehberimize geçmeden şunu söylemekte fayda var. Listemizde bulunan birkaç başarının ve binek, sizin karakterinize hakim olup ortalama oyun bilgisine sahip oyuncular olmanızı gerektirebilir. Evet, uyarımızı da yaptıktan sonra rehberimize geçebiliriz. 1. Ahead of the Kern, Nuzzoth ve Uncorrupted Void bineği. Listemizin ilk sırasında ek paketin sonuna yaklaştığımızdan ve item level'ın eskisi kadar düşük olmadığından dolayı eskiye göre daha kolay alınan Ahead of the Kern, Nuzzoth başarınımı ile Uncorrupted Void Wing bineği var. Eğer hala almadıysanız Shadowlands gelmeden mor ejderhanızı mutlaka alın. 2. Keystone Master Sezon 4 başarınımı ve Awakened Mindbore bineği. Listemizde olan belki de en zor başarınımız bu. Bu başarınım sizden bütün dungeonları artı 15 veya üzeri bir Keystone ile bitirmenizi istiyor. Tabii ki zamanında. Battle for Azeroth eklenti paketinin son sezonu olduğundan bunu kaçırmayın deriz. Hem oyuncuların item level'ları arttığından hem de Corruption etkisi artık satın alınabilir hale geldiğinden dungeonlar için belirli bir ekip gereksinimi kalmadığını, dışarıdan rastgele oyuncularla bu başarınımın eskiye nazaran çok daha rahat elde edebileceğinizi düşünüyoruz. Ama yine de şansa ve sabra ihtiyacınız olacak. Şimdiden kolay gelsin diyelim. 3. Elite PvP setleri ve Sezon 4 PvP binekleri. Sezon demişken Sezon 4'e ait Elite PvP setlerini ve bineklerini anlatmadan geçmeyelim. Eğer hala almadıysanız Shadowlands gelmeden önce biraz daha vaktiniz var. Listedeki diğer başarınımlara göre biraz daha el becerisi gerekmekte. Ama dediğimiz gibi karakterinize az çok hakimseniz ve bazı temel PvP kurallarına aşinaysanız üstesinden gelmemek için hiçbir sebep yok. 4. Mythic Raid Mount'ları. Şu an gruba düşme garantili olan ve Battle of Dazar'olar raidinden düşen Galakiel Tidestorm ve Nyalotha Allseer Shadowlands geldiğinde %1'lik düşme şansına sahip olacaklar. O yüzden şimdiden bol bol denemekte fayda var. Mythic Raid zorluğunda yapılması gerektiğinden sizi zaman olarak belki biraz zorlayabilir. Ancak artık bütün raidlerin paga açılması ile şansınızın yüksek olduğunu da söyleyebiliriz. Hatta kendiniz bile bir raid oluşturabilirsiniz. 5. Karavan Brontosaur. Şimdi ise listemizin en fazla cep yakan bineğine geldik. Kısaca yanınızda bir auction house taşıyabileceğiniz ve hava atabileceğiniz 5 milyon gold'luk bu mount listemizin 5. sırasında. Şimdiden gold kasmaya başlayacak arkadaşlara tavsiyemiz get up, stand up, don't give up the farm. Ve böylelikle dostlar, bir sonraki eklenti paketi geldiğinde veda edeceğimiz bu başarınımları, mountları ve benzeri şeyleri sizler için derledik. Bu zor karantina günlerinde kendinize lütfen çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.